Of, hayır, bu kızlar hazırlanmadı mı yoksa hani? Bahar, bana Ali, inanmıyorum size. Geç kaldık. Ne yapıyorsunuz? Anne, neye geç kaldık biz? Burada oyun oynuyoruz. Anneciğim, nasıl unutursun? Kaç gün önceden söyledim ya, senin bugün okulunda ne vardı? Ne bileyim ben. Bahar şenliği vardı. Bir sürü aktiviteler vardı. Ben de unutmuşum. Kızlar, şimdi bekleyin. Hemen size kıyafetlerinizi getiriyorum. Ve hemen giyiniyorsunuz. Sonra saçlarınızı yapıyoruz. Ve o bir sürü etkinliklerin içerisinde gün boyunca eğleniyoruz, tamam mı? Kızlar, bugün enerjimizin yerinde olması lazım. Çünkü çok fazla aktivite olacağını söyledi okulu. Bahar'ın okulunda olacak bu. Şenlik değil mi Bahar'cığım? Şişme kaydıraktan tutun. Pamuk şeker, mısır. Başka ne vardı kızlar ya? Çuval yarışı vardı. İp çekme yarışı. Arkadaşlar, rodeo var ama rodeoya ben Bahar'ın binmesini istemiyorum. Çünkü düşebilir diye korkuyorum. O yüzden diğer etkinlikleri yapacağız. Neyse kızlar, daha fazla konuşmayalım. Hemen kıyafetlerinizi getiriyorum. Tamam, bekleyin. Kıyafetlerinizi getiriyorum. Hemen giyinip çıkıyoruz. Kızlar, işte kıyafetleriniz burada. Hadi bakalım, bak siz öyle durun. Ben bunları buradan atayım. Ve siz giyinmiş olun, olur mu? Tamam. 1, 2, 3 ve evet, Bahar ve Banalya'nın kıyafetleri arkadaşlar giyildi. Saçlar, Bahar, koş anneciğim, tarak kutumuzu getir, hadi bakalım. Şimdi saçlara geçelim Banalya'cığım. Saçlarımızı açalım ilk önce, gel bakalım, gel. Tamam, şimdi dışarıda arkadaşlar birazcık yağmur var değil mi? Bugün o yüzden üstlerine hırka giydim ama isterseniz hırkalarınızı çıkartabilirsiniz. Yok. Ve evet Bahar'cığım, saçlarını nasıl istiyorsun hancım, söyle bakalım. Kuaför annen yapsın. Kulak. İki kulak mı istiyorsun? Böyle topuz gibi mi olsun yoksa şöyle salık mı olsun? Şöyle. Hı, tamam. Banu, sen nasıl istiyorsun? Ben böyle. Hayır, öyle olmaz tabii ki de Banu ya. Şimdi arkadaşlar Bahar'ın saçına geçiyoruz. İlk önce fıs fısımızı sıkıyoruz. Hayır, hızlı geldi. Çok kolay taranıyor bunun sayesinde değil mi Bahar'cığım? Evet, Bahar'ın saçları. Evet. Tarağımız neredeydi Banu Aliya? Hangi? Aslında bizim bir tane daha tarağımız vardı Banu Aliya. Çantamda kaldı o benim. Sırt çantam vardı ya anneciğim. Ondan getirdi tarağımızı. Evet Bahar'cığım, senin için dedik şununla taramaya başlayalım. Evet anneciğim, iki kulağın bitti. Bana dön bakalım. Nasıl oldun? Ay, çok tatlış oldun ama şunları şöyle öne doğru getirmen lazım. Kafanı kaldır. Şöyle eğil biraz. Ey. Gözlüğünü de tak. Hadi bakalım, sen kalkabilirsin. Sıra Banu Aliya'da. Otur bakalım. Sen tek topuz mu istiyorsun? Tamam. Ve evet arkadaşlar, Banu Aliya'nın saçları da tabii ki birazcık kıvırcık olduğu için fıs fısımızdan sıkıyoruz. Banu Aliya'nın saçları da şimdi tek, Banu Aliya tek topuz değil mi anneciğim? Tamam. Evet Bahar, böyle çok güzel oldu. Bir iki tane daha toka takabilirim anneciğim sana. Bekle, Banu Aliya'nın saçı bitsin. En son rötuşları yapacağız, tamam mı? Ve evet Banu Aliya'nın el salı topuzu da, kalk bakalım arkadaşlarımıza gösterelim. Ve evet arkadaşlar, Banu Aliya'nın, ama anneciğim gel, tokan yamuk durmuş, gel onu düzeltelim şöyle arkadaşlar. Ay, çok güzel olmuş. Evet, çok güzel oldunuz. Hadi o zaman hazırsak gidelim. Aa, Bahar sen ne yapıyorsun? Allah'ım, 7 köyün ağası gibi oturmuş oraya. Hadi çabuk gidiyoruz, hadi. Keyfi göstereceğim ben şimdi size. Hadi bakayım, çabuk, geç kalıyoruz. Giyelim. Gökhan, hazır mısın rodeo? Evet, hazırım. Okulda eğlence varmış. Evet. Ben size eğlence olmaz. Rodeo'ya size... bineceksin. Rodeo'ya bineceğim. Böyle vuracağım. Böyle. Kızlar, babanızın düştüğü anı görmek istiyoruz değil mi? Hadi gidelim bakalım. Bir an önce açın bakalım kapıları. Herkes güzelce ayakkabısını giysin. Yavaş. Ay, nasıl da yağmur yağıyor ya. Ya bu bahar şenliğinde de yani bu yağmur hiç oldu mu çocuklar? Evet ya, yağmur çok yağıyor. Evet, ama neyse, hemen arabaya bineceğiz. Babanız bizi hızlı bir şekilde okula götürecek çocuklar. Bence de vın diyecek. Babası bizi okula ışınlayacak. Evet. Ay, çok yağmur yağıyor arkadaşlar. Sırılsıklam olduk. Anneciğim aç kapıyı, aç Bahar. Gir. Banu Aliya, gir. Saçlarınız bozulacak. Hadi hemen girin. Çok fazla yağmur var. Ne oldu kızlar? Aa, kıyamam, benim kızlarım, bakımlı kızlarımın üstleri başları hep ıslanmış, bir şey olmaz ya o kadarcık yağmurdan. Hadi bakalım, geldik okula. Banu Aliya, yürü. Çabuk geçin okula. Bahar anneciğim, şişme kaydırak, o illüzyon gösterisi, hepsi spor salonundayım. Spor salonunuz neredeydi sizin? Hadi gidelim oradan. Gördün mü? Ben de gördüm. Aa, ben de gördüm. Hadi gidelim bakalım neler yapacağız orada.
Bahar, anneciğim tanesi şişmiş, diğerini de şişiriyorlar. Hazır mısınız? Anneciğim, şu tırmanma duvarı, oradan tırmanabilecek misin sen? Hadi ben korkarım. Bahar, anne sen? Bir kere deneyim mi? Şimdi mi? Aha. Ama bilmiyorum, başladı mı? Ya yani şişme kaydıra. Evet, bu da şişiyor. Birazdan oyunlara başlayacağız. Evet, kocaman şişiyor. Bahar, hazır mısınız? Eğlenceye, sınırsız eğlenceye. Çok heyecanlıyım. Ben... İyi de bu yağ oturmuşum. Evet arkadaşlar, şimdi o da şişince Bahar ve Bahar Ali'ye çılgınlar gibi eğlenecek. Evet, kocaman şişiyor. Tırmanma duvarını yapabilecek misin? Ben onu düşünüyorum Bahar. Ali, ben korkarım ya. Bahar, bence sen yapabilirsin ya. Bence. Anneciğim nasıl tırmandın ya? Yoruldun vallahi değil mi? Arkadaşlar Bahar tırmanma duvarında en yükseğe kadar çıktığı için bardak ödülünü kaptı arkadaşlar. Okulunun adı yazıyor, koy bakalım. Evde bununla anneciğim çay içersin, kahve içersin, olur mu? Hadi gel gidip babana da gösterelim. Pamuk şeker. Tamam, birazdan da pamuk şeker almaya gideceğiz. Bahar anneciğim birazcık soğuk gibi burası. Aa, sıra varmış ama anneciğim üşürsün sen burada Bahar. Arkadaşlar pamuk şeker sırası çok fazlaydı. Biz de başka bir bölüme gidiyoruz şu anda. Yağmur yağıyor. Dikkatli olun çocuklar. Bahar'cığım ama rodeoya binmek yok, tamam mı? Rodeoya binemezsin. Ona binmek yok. Düşebilirsin çünkü. Tamam, ona bin hadi bakalım. Hadi bundan çabuk sıkıldık. Diğerine gidelim artık. Bahar'ya kocaman bir boğa var orada. Ona binebilecek misin? Baksana. An düşmekten biraz korktuğumuz için şimdi diğer oyuncaklara gidiyoruz. Hadi bakalım çocuklar. Evet, buna bindik. Rodeo'ya binemedik değil mi kızlar? Çünkü düşebiliriz diye korktuk. Ay, Banu Aliye ile Pelin Suya da götüreyim şunları da yesinler ya. Sürekli kavga ettiler sabahtan beri. Banu Aliye, Pelin Su. Pelin Su nerede? Anne, ben de seni bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum? Anneciğim ben de size baksana, çok güzel ekler ve çilek getirmiştim beraber yiyin diye. Ne demek Pelin Su'ya vermek istemiyorum ben anneciğim? Anneciğim bu benim olur mu? Ama ikinize getirdim ben onu. O da komşu çocuğu sonuçta anneciğim. Misafir, öyle yapamayız ki. Anne, o gitti de kurtuldum. Gitti de kurtuldun mu? Anneciğim niye böyle diyorsun? Yazık ya, üzülür öyle dediğine. Anneciğim ben şimdi Pelin Su'yu bulup geliyorum anneciğim. Onu beraber yiyeceksiniz, paylaşacaksınız, tamam mı? Hayır anne. Hayır falan yok Anneciğim. Ben şimdi Pelin Su'yu bulup geleceğim. Pelin Su. Nereye gitti bu çocuk ya? Bir yerleri mi karıştırıyor? Çok yaramaz. Pelin Su. Ay, nerede bu çocuk? Ben mutfaktan geldim, burada yok. Pelin Su, ne yapıyorsun sen burada? Aa, teyzeciğim, yukarı gidecektim ya. Banalya'nın odasına bakacaktım. Hayır, olmaz tabii ki Pelin Su. Çok yaramazlık yapıyorsun. Neden bu kadar yaramazlık yapıyorsun sen? Hayır teyzeciğim, hiç de yaramazlık falan yapmıyorum. Niye öyle bir şey dedin ki sen şimdi? Tamam Pelin Su, neyse. Gel bakalım. Bak, ben Banale ile ikinize ekler ve çilek getirdim. Ne? Ekler ve çilek mi? Bayılırım. Ay, çok severim. Ama bir şey söyleyeceğim Pelin Su. Bak, Banale ile kavga etmek yok, tamam mı? Gideceksiniz, güzel güzel onları yiyeceksiniz ikiniz. Anlaştık mı? Anlaştık teyze, anlaştık. Tamam, sen gidebilirsin. Ben Banale ile beraber oyun oynarım. Merak etme, hiç üzmeyeceğim Banale'yi. Banalya, ne yapıyorsun kız orada? Annen çok güzel şeyler vermiş. Niye haber vermiyorsun? Seni gidi yaramaz seni. Hadi bakalım, getir bakayım onları. Ver bakayım şu tabağı bana. Versene kız. Versene.
Ver diyorum, şimdi dökülecek buralara, annen kızacak sonra. Banalya kız, versene şunu. Kızım ver diyorum, bak sinirleniyorum, versene. Aa verme kız, ver şunu, bak çok sinirlenirim, çok kötü şeyler yapacağım. Ver şunu. Heh, aldım işte. Oh canıma değsin. Söyle, sen söyle. Annen sana inanmaz. Bak şimdi aç bakayım ağzını. Ha, şöyle her yerine sileyim. Oo, canıma değse şu yüzünün haline bak. Ay ne kadar komik oldu. Oh, oh canıma değsin ya. Neyse artık bunu yiyebilirim ben. Banalya nasılmış kız tadı? Beğendin mi? Ay çok güzel oldun. Ağla sen ağla. Git yanımda ağla. Hadi git annenin yanında ağla. Ben burada güzel güzel tatlımı yiyeceğim. Arkadaşlar nasıl da onun böyle her yerine çikolata yaptım. Oh sen bana bunlardan vermezsen ben de her yerine çikolata yaparım. Kimse gelmeden hemen şunları bitireyim de Banale yalan söylüyor diyeyim. Ay ne oldu? Bu yüzün haline Banale ya. Niye ağlıyorsun? Anne. Ne oldu? Yüzüne mi sürdün? Evet. E neden? Şu haline bak, sakallı dede gibi olmuşsun aynı. Anneciğim ben size paylaşın demedim mi? Kızayım mı? Anneciğim misafir ona nasıl kızayım ben ya? Anneciğim kovamam ki. Nasıl kovacağım? Annesinin yüzüne nasıl bakacağım sonra? Annesiyle arkadaşız biz ya. Banal ya sen. Kovamam şimdi de senin yüzünü niye bu hale getirdi Pelin Su? Sen onunla paylaşmadın değil mi o çikolataları? Paylaşmadım. O yüzden yapmış demek ki. Hepsi benim. Ne demek hepsi senin? Benim evim. Ya tamam burası senin evin ama o da misafir anneciğim. Hayır çıkar oradan, çıksın. Hayır ya çıkar tamam tamam hadi geç bakayım ben bir sorayım Pelin Su neden böyle yapmış. Yürü bakayım Allah'ım ya Rabbim ya. Pelin Su neden böyle yaptın Banalya'nın yüzünü? Ben mi yapmışım? Teyzeciğim tamamen yalan söylüyor. İftira atıyor bana. Gerçekten ben yapmadım. Baksana bunlardan bir tanesini yediği için oldu yüzü. Banalya bunları yediğin için olmuş. Yalan söylüyor. Of, hanginiz doğru söylüyor ya? Teyzeciğim tabii ki Banalya yalan söylüyor. Hem o küçük ona mı inanacaksın yoksa bana mı inanacaksın? Ya ben şimdi ikinize de bir şey diyemiyorum ya. Pelin Su sen de çok yaramazsın kızım ya. Yaramaz mı? Ne yaptım ben yaramaz olumda ya? Of niye ağlıyor Pelin Su ya? Banalya niye ağlıyor şimdi bu ya? Pelin Su tamam sana da bir şey demiyorum. Banalya tamam sana da bir şey demiyorum. Banalya sen güzelce yüzünü yıkıyorsun sonra bunları güzel güzel ikiniz yiyorsunuz tamam mı? Bak hala kavga ediyorsunuz. Verin bakayım onu ben size paylaştırayım. Ver bakayım Pelin Su sende. Banali gel anneciğim. Bunu ben mutfağa koyacağım. Sen de güzelce yüzünü yıka. Gel hadi yürü bakayım. Yüzünü yıka sonra ben size bunu paylaştıracağım. Niye ağlıyorsun anneciğim? Yürü hadi yürü. Niye öyle kötü kötü bakıyorsun kızım? Anneciğim kovamam diyorum. Yürü banyoya git. Elini yüzünü yıka güzelce ya. Hadi sonra güzel güzel oynayın tamam mı Pelin Su'yla? Ya hiç anlaşamıyorlar ya. Nasıl göndereceğim ben bu çocuğu evine? Annesiyle de arkadaşım. Ay Banali'yi de çok güzel sinir ettim ya. Of ama bir şeyler daha yapmam lazım. Acaba ne yapsam? Tablet mi? Evet kesin Banalya'nın tableti. Ne yapsam acaba bu tablete? Bu tableti şöyle kırsam, böyle yumruk atsam kırsam. Banalya da iyice sinirlense. Sen görürsün Banalya bu tableti de kırayım da sen gör. Kaç defa vurursam kesin kırılacak. Bakayım. Aa işte kırılmış yaşasın. Çok güzel oldu ya. Şuna baksanıza. Ekranı da ne güzel kırdım. Banalya birazdan kapıyı yiyecek. Dur şunu çağırayım da gelsin. Banalya. Kız Banalya. Kız gelsene neredesin? Gel bak tabletine ne yaptım. Pelin Su lan. Beni niye çağırıyorsun dede ya? Sen beni ne yaptı ya? Banalya gel kız gel sana sürprizim var bak ne yaptım gel Banalya gel bak tabletinin halini gördün mü? Al al kırık tabletinle oynarsın bundan sonra. Ay yaşasın ya neler yaptın neler bugün Banalya. Oh oh Banalya canıma değsin. Söyle sen söyle. Aa canıma değsin.
Banalya, ben artık evime gidebilirim. Sen annenle baş başa kal. Annen de inanmayacak benim yaptığıma. Hadi görüşürüz Banalya, ben kaçıyorum. Bay bay. Ay ne kadar çok ağladı bu Banalya da ya. Hemen annesine çaktırmadan kaçmam lazım. Ay, hemen gideyim. Annesi görmesin beni. Aa Perisu, nereye gidiyorsun sen? Annenler geldi mi senin? Evet evet teyzeciğim, geldi merak etme. Banalya neden ağlıyor? Bilmiyorum ki, belki de düşmüştür, bir yerini acıtmıştır. Şu kapıyı aç da ben hemen bir evime gideyim, annemi çok özledim. Perisu, kesin sen bir işler karıştırdın değil mi? Aa yok teyzeciğim ya, niye sürekli bende suç buluyorsun? Hiç de öyle bir şey yapmadım. Banalya boş yere ağlıyor. Ben çok akıllı bir çocukum, tamam mı? Dur bekle, sen burada bekle, ben Banalya'ya bir sorayım, gelin bakayım Banalya niye ağlıyormuş. Banalya ne oldu? Kızım ne oldu, niye ağlıyorsun? Perisu mu kırdı bunu gerçekten? Anneciğim ya, nasıl yaptı böyle bir şeyi? Dışarı evine gidiyordu, o yüzden mi kaçıyordu? Evet galiba, bilmiyorum. Ay yaramaz Perisu, çocuğun tabletini kırmış ya. Evet, ben burada derslerimi yapıyordum. Doğru anneciğim, haklısın. Gel bakalım, gidelim soralım o Perisu'ya. Niye böyle bir şey yapmış? Yürü anneciğim. Perisu. Perisu niye kırdın çocuğun tabletini sen? Gel 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 gel. Kaçmış, görüyor musun? Anneciğim kaçmış, kapıyı da açmış, kaçmış. Tabii ki suçunu biliyordu. Tamam Banal, üzülme anneciğim. Benim suçum. Anneciğim ben ne yapabilirim, ama annesi bıraktı buraya. Birazcık sizde dursun dedi. Nereden bilebilirim? Aa, hep benim yüzümden çocuğum üzüldü ya. Tamam haklısın anneciğim. Ne yapalım? Babana söyle, ekranını yaptırır ya. Bir de oyunda oynuyordum. Evet, oyunda oynayamayacaksın. Neyse anneciğim, o kadar önemli değil ya. Boş ver.